Gizem, mikrofon oradan çekiyor. Bir deneme yap da. Şuradan. Ses kontrol. Tamam, yapalım. Konuş. AK Parti'mizin kıymetli AK kadroları, sağlıktan ulaşıma, eğitimden teknolojiye, ekonomiden yerli ve milli savunmaya, geleceğin Türkiye'sini inşa eden milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları, Sinop'umuzun iki yiğit evladı Sayın Doktor Nazım Maviş ve Sayın Ayhan Ergün, ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili adaylarımız, değerli AK Parti'mizin mensupları ve kıymetli ilçe halkımız, ilçemize hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Muammer Yıldız Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili adaylarım demeyeceğim, milletvekillerim diyeceğim. Sinop'un en yakın milletvekili seçeceğimiz döneme geldik. İnşallah 2-0 yapacağız. Değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, il öncümenlerim, değerli teşkilatımızın, AK Parti'mizin ak yürekli kardeşlerim, çok değerli muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz fazla sözü uzatmadan sayın vekillerimize vereceğiz ama gerçekten bize 2,5 yıldır hizmet eden sayın milletvekilimiz Nazım Maviş'e de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü bizim saray düzümüzde gerçekten köylerimizin 30 köyümüzün çöpünü toplayarak köylerimizin dediğimde ilk geldiğinde bu asfaltsız yol bırakmayacağım dediğinde bizim 30 kilometre asfaltımız kaldı. Eğer seçim 2019'da olsaydı inşallah onların da hepsi olacaktı. Ama inanıyoruz yine devam. Hepsi yapacak. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Sayın İl Başkanımıza, İl Öncümenlerimize, Belediye Başkanlarımıza ve Teşkilatımızın ana kademesine, gençlik kollarına, kadın kollarına hepimize çok büyük görev düşecek. Bu dönemde Sinop'u 2-0 yapacağız diyoruz. Var mıyız arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza sözü bırakıyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, ben de milletvekili adaylarım demiyorum. Biliyoruz ki Sinop tarihinde ilk 2-0'a en yakın değil, inşallah zirveye oturacak. Bundan hiçbir şüphemiz olmasın. Sayın Belediye Başkanlarım, ilçe başkanlarım ve AK Parti'mizin ak gönüllü güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle güzel bir günde, anlamlı bir günde iki tane vaç gibi, aslan gibi milletvekillerimiz varken, böyle il başkanımız varken Allah'ın izniyle korkma yok, yorulma yok, gecemizi gündüzümüze katacağız ve 2-0 yapacağız. Özellikle Nazım Maviş milletvekilimizin, zaten 2,5 yıldır çalışıyoruz, her şeyine şahit olduk. Ankara'da istediğimiz, talep ettiğimiz ne olduysa canlı şahidim, Allah şahit, bir telefonun geri döndüğünü ben daha görmedim. Ne istediysek, ne talep ettiysek yerine geldi.
Allah razı olsun. Cenab-ı Allah yolunu bahtına çevirsin diyorum. Yine 12 yıldır beraber çalıştığımız Ayancık Belediye Başkanımız, zaman zaman ihtiyaç duyduğumuzda bilgi paylaşımı yaptığımız, istişare ettiğimiz ve bizim de meslekte büyüğümüz, abimiz sayılır. Evet, yaşlı ben büyüğüm ama meslekte bizim büyüğümüz. Ve ondan da çok şey öğrendik ve layıkıyla Ayancık'ı bir köy havasından yaşanabilir mükemmel bir ilçe havasına soktu. Zaten bunun da mükafatını Cumhurbaşkanımız ve gördü, fark etti, sayın vekillerimiz taşıdı bugün aramızda milletvekili adayımız olarak. Onun için ben sözü fazla uzatmadan tekrar 2-0'a hazır saray düzü, hazır Sinop diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Hasan Peker'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Ali Çöpçüve'ye mikrofonu uzatıyorum. Değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, partimizin kuruluşundan bugüne kadar her kademesine görev almış değerli dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. İlçe başkanımızın ve belediye başkanımızın dediği gibi evet 2-0'a en yakın olduğumuz bir dönem ve 2-0'ı inşallah Sinop'ta yapacağız. Her toplantımızda, her platformlarda ifade ediyoruz. 2011'de kıl payı kaçırdığımız ikinci milletvekilimizi, 1 Kasım'da yine kıl payı kaçırdığımız ikinci milletvekilimizi inşallah 24 Haziran'da meclise göndermek bu döneme nasip olacak. 24 Haziran seçimlerine 30 günlük bir süre kaldı. Aynı günde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve milletvekilliği seçimi yapılacak. 30 gün boyunca tüm teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla gece gündüz demeden sıkmadığımız el bırakmayacağız. Girmediğimiz el bırakmayacağız. Terimizin akmadığı hiçbir yer kalmayacak bir şekilde adım adım 24 Haziran'a yaklaşacağız. Biz her zaman şunu söylüyoruz. 2-0 almak zor değil arkadaşlar. Gönülden inanacağız. Biz bu işe baş koyacağız. Büyük bir mücadele edeceğiz. Gayret göstereceğiz. İnşallah saray düzümüzde, durağında, Boyabat'ta, tüm ilçelerimizde 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanlığı seçimi için ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk. İki milletvekillerimizi meclise göndermenin ayrı bir mutluluğunu, ayrı bir coşkusunu yaşayacağız. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Rabbim dinliğimizi, beraberliğimizi, kardeşimizi daim eylesin diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Bu güzel konuşmalarından dolayı Sayın İl Başkanımız Ali Çöpçü Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Sayın Ayhan Ergün Beyefendi'ye mikrofonu uzatıyorum. Sayın İl Başkanım, değerli milletvekilim, çok değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel mesulelerimiz, belediye mesulelerimiz, teşkilatımızın değerli yöneticileri, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar dileriz. Çok değerli AK Parti camiası, çoğunuz beni tanıyor. 14 yıl önce, 2004 yılında ilçemiz Sinop'un güzel ilçesi Ayancık'ta AK Parti kadrolarında görev başladığımızda halkımıza tek bir sözümüz vardı. Aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız demiştik. Bugün yine aynı sözü bu sefer Sinop'un geneli için veriyoruz. Bundan sonraki süreçte sizlerin desteğiyle, Allah'ın nasip etmesiyle inşallah milletvekili seçildiğimizde Sinop'umuzun merkezi ve tüm ilçeleriyle dönük halkımızın tamamına yansıyacak şekilde yine aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce Ankara'da milletvekilimiz Nazım Maviş'le, Sinop'ta il başkanımız Ali Çöpçü ve onun ak kadrolarıyla ilçelerimizde ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla
bir fazla hizmetin ilimize, ilçemize yansıması için var gücümüzle çalışacağız. Bugün bu saatlerde bir bakıma AK Parti'nin göreve geldiği süreçte birlik yaşanıyor. İlk defa bir milletvekilimiz üst üste ikinci defa aday gösterildi. Allah razı olsun. Şimdi hep birlikte Sinop'un bütünü olarak bir ilki gerçekleşme üzere inşallah yola çıkmış oluyoruz. Bu ilk de ilk defa sıfıra karşı iki vekil alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir vapur vekilsiz bırakmak üzere yola çıkmış olduk. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun diyor. Gayretlerinizin tamam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yolunda çıkarsın. Hepinize en saygı çıkanımız diyor. Saygı diyor. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı milletvekili adayımız Sayın Ayhan Ergün Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sinop milletvekilimiz ve Cumhurbaşkanımızca AK Parti tarihinde ikinci dönem için aday gösterilen Sayın Doktor Nazım Maviş Bey'e mikrofonu uzatıyoruz. Çok değerli İl Başkanım, değerli milletvekilim, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın çok kıymetli temsilcileri ve güzel saray düzümüzün güzel insanları, hepinizi bu mübarek Ramazan gününde sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle bugün yola çıktık. Saray düzünden yola çıktık. Cenab-ı Hak bu yolculuğumuzu tamamına hayırla erdirsin inşallah. Bu yolculuk milletle beraber çıkılmış bir yolculuk. Bu yolculuk 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'ın başladığı bir yolculuk. Bu yolculuk İstanbul'un kapılarını bize açan Fatih Sultan Mehmet'le birlikte başlamış bir yolculuk. Bu yolculuk Çanakkale'de siperden sipere koşan 250 bin şehitle başlamış bir yolculuk. İnşallah Menderes'le, Özal'la, Erbakan'la ve şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'la devam eden bu yolculuğu Sinop'ta da 24 Haziran'da Ayhan Ergün'le, Nazım Baviş'le taçlandırarak inşallah en güzel şekilde sürdüreceğiz. Ben öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, partimizin bütün yetkili kurullarına bizi tekrar bu milletin karşısında göreve layık gördükleri için, Ayhan kardeşimle birlikte göreve layık gördükleri için sizler adına teşekkür ediyorum. Ve yine sizlere de bugüne kadar bize gösterdiğiniz hüsnü teveccühe, hüsnü kabule, bugüne kadar bize verdiğiniz destekten dolayı da sizlere, hepinize şükranlar arz ediyorum. Allah hepinize razı olsun. 2,5 yıl boyunca biraz önce ilçe başkanımızın ve belediye başkanımızın söylediği gibi size hizmet etmek için gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Eksik bıraktığımız, yanlış yaptığımız, yapamadığımız şeyler olmuştur. Mutlaka sizin ya bu vekil şunu da yapsaydı iyi olurdu diye içinizden geçirdiğiniz hususlar olmuştur. Ama şundan emin olun, bu kardeşiniz sizin bir evladınız olarak, sizin bir kardeşiniz olarak bile bile yanlış yapmamaya çalıştı. Bile bile sizi ihmal etmemeye çalıştı. Ve saray düzüne ne söylemişsek söylediğimiz her şeyi eksiksiz harfiyen yerine getirmeye çalıştık ve getirdik de. En son yine burada parti binamızda, ilçe danışma meclisi toplantımızda, son yaptığımız ilçe danışma meclisi toplantımızda hemşehrilerim bana dediler ki başta belediye başkanım olmak üzere vekilim bizim bir itfaiyeye ihtiyacımız var. Bir mevcuden itfaiye. Ben de söz, bugüne kadar söz verdiklerimizi yaptık, onu da saray düzüne temin ederiz dedik ve geçtiğimiz günlerde de merdivenli itfaiye aracımızı birçok ilçemizde bulunmayan merdivenli itfaiye aracımızda saray düzümüze hibe ettirdik. Allah kullanmaya fırsat vermesin, doğamız öyle. Ama ihtiyaç olduğunda da yokluğunu göstermemesi gereken araçlarımızdan bir tanesini de saray düzüne kazandırdık. Şimdi tek tek kulları yaptık diye saymanın vakti değil. Muhtarlarım, birçoğunuzu gördüm, buralardasınız. Gelemeyen muhtarlarımız belki vardır bilemiyorum ama Karaçay göletinde bir toplantı yapmıştık. Tadı damağımda kalan bir toplantı Bekir muhtarımın orada. 33 muhtarımın tamamı oradaydı.
ve bütün muhtarlarımız bize o zaman çok büyük destek verdiler. Çok güçlü destek verdiler. Ne zaman arasanız telefonunuza çıktım, eğer telefonunuza cevap verememişsem mutlaka size geri döndüm. Gecenin hangi saatinde olursa olsun. Yapılacak ne hizmet varsa yapmak için uğraştık. Dediğim gibi eksik bırakmış olduğumuz şeyler olabilir. Şimdi benim eğer eksik bıraktığım şeyler varsa 9 ilçeye yetişemediğimdendir. Ayhan kardeşimle eksiği tamamlayacağız inşallah. Tamam mı? Tamam. Ayhan kardeşimle devam inşallah. Eksiği Ayhan kardeşimle tamamlayacağız. Gerçekten. Bugün Sinop'un ilçelerini gezin. Özellikle Sinop merkezi gezin, bir de Ayhan'ca gezin. Aradaki farkı görürsünüz. Bu farkı hep birlikte Sinop'ta da yaşatmak için iki milletvekiline çok ihtiyacımız var. Bakın ben şundan hiç şekle şüphe duymuyorum. Allah'ın izniyle milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet çok yüksek bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Bundan hiçbir şekle şüphe duymuyorum. Ancak onu orada güçlü yapmak için parlamentoda da güce ihtiyacımız var. Eğer Sinop'tan iki gidersek hem Sinop güçlenecek hem de milletin adamı güçlenecek. Biraz önce il başkanımız söyledi. Gerçekten Sinop'ta geçen seçimde çok az bir oy farkıyla iki milletvekilini çıkartmayı kaçırdık. Herhalde 1600-1700 civarında bir oy farkımız vardı. Şimdi inşallah saray düzünden bir önceki seçimin 1 Kasım'ın üzerine daha da koymasını istiyoruz. Burada büyük vazife de Hasan Peker abime düşüyor. İnşallah. Meslekte büyür dedi Ayhan başkanım için. İnşallah 2-0 yapmak için başta ilçe başkanımız ve belediye başkanımız olmak üzere hepimiz el birliğiyle gayret edeceğiz ve bu sefer nasıl ikinci dönem milletvekilliğini Cenab-ı Hak bizlere nasip etti ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu göreve tekrar layık gördüyse ikinci sefer iki milletvekiline çıkartmak suretiyle ikinci bir tarihi daha Sinop'ta yazmış olacağız. Ondan sonra bitmeyecek. Başka bir hedefimiz daha var. Eğer biz meclise iki kişi gidersek Allah'ın izniyle 30 Mart 2019 seçimlerinde de Sinop tarihi yazacak. Bunu bir köşeye de not edin, kaydedin inşallah. Ben Saraydüzü ilçe başkanıma hasreten teşekkür ediyorum. Ne zaman sizin bir sıkıntınız, sorunuz olmuşsa her zaman sizin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı bize iletti. Bendeki kredisi sonsuz. Bütün ilçe başkanlarının kredisi sonsuz. Ama Muammer başkanımın ilaveten bir kredisi daha var. Onu da burada size söyleyeyim. Belediye başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Saraydüzü için ne lazımsa, ne ihtiyaçsa her zaman geldi, bizden talep etti. Odamızda, meclis kulislerinde, orada burada peşimizden ayrılmadı ve biz de onun taleplerini biraz önce söylediğim gibi gücümüz nispetince yerine getirmeye çalıştık. Ben tekrar bütün teşkilat mensuplarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, genç kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İl genel meclis başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bize sahip çıktılar. Allah hepsinden razı olsun. Bütün muhtarlarımız, dün arayan arayana muhtarlarımızın, Allah hepinizden razı olsun, gönlünüze göre versin inşallah. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de gönül dostlarımıza. Rütbesiz bir şekilde bizimle beraber yol yürüyen, bizi yalnız bırakmayan, bizi unutmayan, hiçbir karşılık beklemeden sevdasıyla birlikte yollara düşen bütün gönül dostlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Ben tekrar çıktığımız bu güzel yolculuğun ve Saraydüzü'nden de startını verdiğimiz bu kutlu mücadelenin başta Sinop'umuz olmak üzere partimiz için millet diyorum, Allah hepinizden razı olsun. Konuşmalarından dolayı Sinop Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu...